Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. İkinci dönem birinci yazılı kampımız başladı biliyorsunuz ki gençler. Bugün de biyoloji yazılısına hazırlık yapacağız sizlerle birlikte. Öncelikli olarak tabii ki takvimimizi göstereyim. Matematik yayınlandı, Türk Dili ve Edebiyatı yayınlandı, Kimya ve Fizik'te yayınlandı gençler. Şimdi de biyolojiyle karşınızdayız. Arkamızdan da tarih, coğrafya, din, İngilizce yazılı hazırlıklar gelecek tabii ki. Yazılıya hazırlıklarımızın nerelerden yapacağız, hangi konulara kadar sorumluyuz bunlardan da biraz bahsetmiş olayım. Kalıtım biliyorsunuz ki bir kısmını birinci dönemde bir kısmını ikinci dönemde gördüğümüz bir ünite. Ama kalıtım baştan sona birbiriyle paralel başını bilmeyince sonunu yapabilmek mümkün değil. Yani kalıtım zaten sınavımıza dahil olacak. Bunun haricinde ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları dediğimiz üniteye de bir giriş yapmıştık. Onun da baş kısımları yine yazılınıza dahil olabilirsiniz olacak kısımlardan olacak. Yani 10 Dinamo'dan ekosistem ekolojisi kısmına geliyorsunuz. Orada ekolojik kavramlar beslenme çeşitlerine göre canlılar kısmına kadar eksik olan her yerinizi tamamlamış oluyorsunuz. Bir de yazılı notlarından bahsedeceğim size. Sadece biyoloji değil edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya da var içerisinde. ikinci dönemin birinci ve ikinci yazılısında karşınıza çıkabilecek hocanın sorabileceği Kısımları içerisine aldık buradan soru gelir hoca kesin sorar diye de belirttik o kısımları gençler mutlaka çantanızda bulundurun özellikle yazılı haftalarınızda sınava girmeden önce hangi sınavınız varsa şöyle bir açıp hızlıca bir göz gezdirin mutlaka burada bizim belirttiğimiz kısımlardan karşınıza sorular gelecektir. Bu da hatırlamanıza çok 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 yardımcı olacaktır diyeyim. Hazırsanız yaslanın arkanıza başlıyoruz. Şimdi öncelikli olarak tabii ki hatırlatmalarımla başlayacağım. Gençler kalıtım ünitesinden sorumluyuz. Kalıtımın genel ilkelerinde neler öğrenmiştik? Birincisi Mendel genetiği dediğimiz en baş kısım vardı. Burada kavramlardan bahsetmiştik. Homozigot, heterozigot, baskın gen, çekinik gen, alel gen, lokus bunlar ne demekti? Kavramları söylemiştik. Sonra mono hibrit yani bir karakter bakımından hibrit bireylerin çaprazlanmasından bahsetmiştik. Demiştik. Onu da mesela büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A şeklinde gösterebiliyorduk. Dihibrit çaprazlama dediğimiz zaman artık iki tane hibrit, iki tane heterozigot bireyin çaprazlanmasından bahsediyorduk. Yani iki karakter bakımından hibrit bireyler çaprazlanmış olacaktı. Belirli kurallarımız vardı. Unutmayın burada fenotip çeşidi sayısı, genotip çeşidi sayısı, fenotip ayrışım oranı önemliydi. Aslında monohibrit çapraz çaprazlamayı bildiğimiz zaman dihibrit, trihibrit, polihibrit çaprazlama yapabiliriz. Neden? Elmayı elmayla çaprazlıyorduk. Armutu armutla çaprazlıyorduk. Çıkan sonuçları da birbirine çarpıyorduk. Genetikte hep Aynı karakterleri temsil eden genler arasında çaprazlamalar yapıp sonucu bulmak için çarpma işlemi gerçekleştirecektik. Kontrol çaprazlaması denilen bir çaprazlamadan bahsetmiştik. O ne demekti? Bir canlı baskın özelliği gösterebilir. Kahverengi gözlü olabilir, kıvırcık saçlı olabilir. Yani baskın geni taşıyor olabilir. Baskın geni homozigot mu taşıyor, heterozigot mu taşıyor acaba diye onu gidip çekinik bir bireyle çaprazlıyorduk. Çekinik bir bireyle çaprazladığımız zaman %100 baskın özellik ortaya çıkıyorsa diyorduk ki bu birey homozigot yarısı çekinik özelliğe yarısı baskın özelliğe sahip bireyler çıkıyorsa he, diyorduk ki bu birey heterozigot yani aslında baskın fenotipli bireyin genotipini öğrenmek için yaptığımız çaprazlamaydı kontrol çaprazlaması Mendelin yaptığı çalışmalardan sonra tabii ki genetikle ilgili çalışmalar devam etti gençler Hala da günümüzde genetikle ilgili çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. Daha sonraki yapılan çalışmalarda mesela eş baskınlık ortaya çıktı. Eş baskınlık ne demekti? İki tane gen yan yana geliyorlar. Biri baskın veya biri çekinik kalamıyor. İkisinin de etkisi bireylerde görülüyor. O zaman eş baskınlık söz konusudur diyorduk. Çok alellik dediğimiz bir durum da vardı. Bazen bazı karakterlerin ortaya çıkmasına ikiden fazla gen etkili olabiliyordu. Ama diploid bireylerde sadece iki gen bulunacak unutmayın. Tabii ki bunlarla ilgili sorular da çözeceğim. Eşeğin belirlenmesi ve eşeğe bağlı kalıtım dediğimiz zaman erkeklerde ve dişilerde farklı eşey kromozomları bulunuyordu. Dişilerde XX, erkeklerde XY kromozomları dediğimiz kromozomlar vardı. Gençler vücut kromozomlarında taşınanları büyük ağlar, küçük ağlar, büyük beyler, küçük beylerle gösteriyorduk. Eşeğe bağlı kalıtımda ise X üzeri, Y üzeri gösterimler yapıyorduk x üzeri çekinik genle taşınan renk körlüğüne ve hemofiliye dikkat etmemiz gerekiyor. Oradan mutlaka soru karşımıza çıkacaktır. Y kromozomuna bağlı kalıtıma baktığımız zaman da mutlaka babadan erkek çocuklarına geçen özelliklerden bahsediyordu. Tabii ki hangi kalıtım çeşidi olursa olsun soruların bir kısmı soy ağaçlarının üzerinden gelecektir gençler. Üniversite sınavına da baktığımız zaman tabii ki her sene kalıtımdan bir tane soru geliyor. Gelen soru da genellikle eleyici soru oluyor. Kalıtım sorularının da %90'a yakınının soy ağacı üstünden geldiğini görüyoruz. Üniversite sınavında bu kadar çok çıktığı için öğretmenler de okul yazılarında soy ağacı sorularına önem veriyorlar. Bol bol soruyorlar, unutmayın. Akraba evlilikleri ve genetik varyasyonlar dediğimiz zaman da aynı soydan gelen bireylere akraba diyorduk. Akraba bireyler arasında yapılan evliliklerde de çekinik özelliklerin ortaya çıkma ihtimali daha çok artıyordu. Bazı hastalıklar da çekinik genlerle taşındığı için hastalık çekinik genle taşınıyor ya. Çekinik genler bir araya gelince de doğacak yavru tabii ki hasta oluyor. O yüzden de akraba evliliklerinden uzak durulması gerekiyordu. Genetik varyasyon dediğimiz zaman da tür içi çeşitlilikten bahsediyorduk. Aslında senin mavi gözlü, benim kahverengi gözlü olmam, senin kıvırcık saçlı, benim Düz saçlı olmam gibi tür içinde çeşitliliğe varyasyon ismini veriyorduk. Tabii ki bu varyasyonların ortaya çıkmasında da çeşitli faktörler etkiliydi. Mesela mayoz bölünme sırasında hangi spermin yumurtayı dölleyeceği belli değil. Bu tesadüfi gerçekleşiyordu. Genetik çeşitlilik artıyordu. Mayoz bölünme sırasında meydana gelen crossing over, homolog kromozomların rastgele dağılması bunlar yine genetik çeşitliliği, varyasyonları arttıran faktörlerdi. Üçüncü ünitemiz ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitesiydi. Ekosistem ekolojisine azıcık bir başlamıştık. Ekoloji ne demekti? Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalı oluyordu. Canlılar mutlaka birbirleriyle etkileşim halinde bulunacak, bulunduğu ortamla da etkileşim halinde bulunacak. Dünyanın öbür ucundaki penguenle benim ne alakam var hocam demeyin. O da oksijenli solunum yapıyor, sen de oksijenli solunum yapıyorsun. Yani atmosferde bulunan oksijene ortak olarak kullanım söz konusu oluyor gençler. Bilmem gereken kavramlar var. Bunlardan birincisi organizma veya tür dediğimiz kavramdı tür ne demek? Tabii ki ortak bir atadan gelecek, tabii ki birbirine çok benzeyecek. Bizim için önemli olan insan zorlaması olmadan doğada çiftleşebilecek. Daha 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 daha, daha önemli olan da çiftleştiğinde verimli döl verebilen canlılara aynı tür canlılar ismini veriyorduk. Neden çok önemliydi? Doğada insan zorlaması olmadan atlı eşek çiftleşebiliyor. Atla eşek çiftleştiğinde katır adı verilen bir yavruları oluyordu. Katır bir atla, katır bir eşekle çiftleşemiyor veya bir katırla çiftleşemiyor. Yani katırlar kısır bireylerdir. O zaman at başka bir tür eşek başka bir tür diyorduk. Bizim için en önemli cümle neymiş? Verimli döl. Yani kısır olmayan yavru verebilmesi gençler. Sınırları belli bir alanda bir tür canlı bir araya geldiği zaman popülasyon adı verilen toplulukları oluşturuyordu. Sınırların büyüklüğü önemli değil. İstanbul'daki kel aynak kuşları, Avrupa'daki siyam kedileri sınırları belli bir alan tek bir türden bahsediyoruz. Sınırları belli bir alanda birden fazla tür bir araya geldiği zaman da komünite adını verdiğimiz yapılar meydana geliyordu gençler. Ekosistem ne demekti? Artık o sınırları belli bir alandı ya, oraya canlıları almıştık, komünite demiştik ya, bir de cansız faktörleri dahil ettiğimizde ekosistemler meydana geliyor. Yani ekosistem dediğin şey, Komünite artı abiyotik faktörler, cansız faktörler oluyor. Akdeniz ekosistemi, Akdeniz'de yaşayan canlılardan da cansızlardan da bahsediyorum. Büyük ekosistemlere biyom ismini veriyorduk. Dünya üzerinde canlıların yaşadığı tüm tabakalar da biyosferi veya ekosferi meydana getirmiş oluyordu. Habitat ne demek? Canlının doğal olarak yaşayıp üreyebildiği alanlara habitat ismini veriyorduk. Kısacası canlının adresiydi. Ekolojik niş işten aklımda kalacak. Ekosistemde canlının üstüne düşen göreve, işe ekolojik niş ismini veriyorduk. Ekoton ise iki ekosistemin kesişim noktasıydı. Canlı çeşitliliğinin çok ama birey sayısının az olduğu alanlardan bahsediyorduk. Yani B ekosistemine ait canlılar da var burada. A ekosistemine ait canlılar da var burada. Canlı çeşitliliği çok ama birey sayısı azdı. Sonra ekosistemi etkileyen faktörlere bakacak olursak bir canlı faktörler bir de cansız faktörler vardı. Ekosistemdeki canlılar kimlerdir? Üretici, tüketici, hem üretici hem tüketici dediğimiz canlılar. Bunları beslenme şekillerine göre gruplandırabildiğimiz gibi e, bunları ekolojik nişlerine göre de gruplandırabiliyoruz. Ekosistemde ayrıştırıcılar aslında tüketici canlılardır ama ekosistemde nişleri çok önemli olduğu için yani ekosistemde üstlerine düşen görev çok önemli olduğu için onları da ayrı bir grup gibi gösterdik. Abiyotik faktörler ekosistemi etkileyen cansız faktörler ışık gibi kimyasal enerji gibi enerji kaynakları mutlaka olmak zorunda fotosentez fotosentezin başlayabilmesi için ışığa ihtiyaç var. Kemosentezin başlayabilmesi için kimyasal enerjiye ihtiyaç var. Mesela sıcaklık, iklim, toprak, mineraller yine ekosistemi etkileyen abiyotik yani cansız faktörlerden olacak. Şurada biraz açayım. Beslenme şekillerine göre canlıları kendi içinde gruplandırdığımız zaman birincisi ototrof üretici canlılarımız var. Üretici canlılar ne yapacaklar? İnorganik maddelerden organik madde sentezini gerçekleştirecekler. Bu işi sadece ışık varlığında yapabilen fotosentez yapabilenlere fotoototroflar ismini veriyoruz. Bu işi kimyasal enerjiyi kullanarak gece gündüz yapabilenlere ise kemo ototroflar ismini veriyoruz. Kemo ototrofların yaptığı işte tabii ki kemo sentez olacak. Heterotroflar yani tüketicilere bakacak olursak doğadan besinlerini hazır olarak alıyor bu canlılar. Holozoik ve senenler bu senenin tabii ki konusu. Holozoik ne demek? Besinli katı parçalar halinde alan canlılardan bahsediyoruz. Bunları da kendi içerisinde gruplandırabiliyorduk. Etçiller vardı, otçullar vardı. Bir de hepçil dediğimiz canlı grubu vardı. Otçullara herbivor. Etçillere karnivor, hepçillere de omnivorlar diyebiliyorduk. Ayrıştırıcılar ne yapacaklar? Ekosistemde ekolojik nişleri çok önemli olan canlılardan bahsediyoruz. Bunlar da ototrofların aksine organik maddeleri inorganik maddelere çevirerek madde döngülerinde görev yapıyorlar. Olmazsa olmazımız. Ayrıştırıcılar olmasaydı etraf organik maddeden geçilmez hale gelirdi döngüler aksar dünyanın sonu gelirdi Simbiyotik yaşayanlar ne demek? İki veya daha fazla canlı bir arada yaşadığında biz buna simbiyoz yaşam, simbiyotik yaşam ismini veriyoruz. Çeşitleri var gençler ama 10. sınıf ekolojisi konusu değil. 11. sınıfta ekosistem ekolojisinin devamı niteliğinde komünite ve popülasyon ekolojisi ünitesi var. Simbiyotik yaşayanlar o kısma dahil. Hem ototrof hem heterotroflar deyince de özel iki canlıdan bahsediyoruz. Bunlar hem fotosentez yaparak kendi besini kendi üretebiliyor hem de işine geldiği zaman besin ihtiyacını doğadan hazır olarak karşılayabiliyor. Protista aleminde yer alan kamçısıyla hareket eden öklenacığımız bu gruba örnektir. Gayet kloroplastları var, fotosentez yapıyor ama istediği zaman doğadan hazır olarak da alabiliyor. Böcekçil bitkiler ise azotça fakir topraklarda yaşıyorlardı. Fotosentez yaptığı için ototrof, azot ihtiyacını yakaladığı böcekten karşıladığı için de heterotroflar grubuna dahil oluyordu. Hemen konularımızı şöyle çok küçük bir hatırlatmayla hatırlattıktan sonra sorularımıza geçiyorum. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeleriyle doldurunuz demiş. Yani öncelikli olarak boşluk doldurma yapacağız. Arkasından doğru yanlışlarımız gelecek. Sonra da daha klasik sorulara geçiş yapacağız. Biri anneden diğeri babadan gelen kromozomlara ne ismi veriliyordu? Bizim kromozomlarımızı düşündüğümüz zaman gençler kromozomlarımıza baktığımızda 2N kromozom sayısına sahiptik. Aslında 2N olması ne olması anlamına geliyordu? İki takım hal halinde olması anlamına geliyordu. Yani benim her bir özelliğimin ortaya çıkmasını sağlayan iki tane genim var. Göz rengimin ortaya çıkmasını sağlayan iki tane gen var. Saç tipimin ortaya çıkmasını sağlayan iki tane gen var. Birini annemden aldım, birini babamdan aldım. Aynı mantıkla biri anneden biri babadan gelen kromozomlara da homolog kromozom ismini veriyorduk. Karşılıklı bölgelerinde taşıdıkları gen çiftlerin nokta nokta ismini alır. Şimdi homolog kromozomları düşünüyorsun şu şekilde. Homolog kromozomların karşılıklı bölgelerine lokus ismini veriyorduk. Lokuslarda da aynı karaktere ait genler bulunurdu. Mesela şurası göz rengimle ilgili büyük genim olsun, şurası da göz rengimle ilgili küçük genim olsun. Şu ikisi de göz rengiyle alakalı genler olduğu için biz bunlara alel ismini veriyorduk. Devam ediyorum. baskın fenotipli bireylerin genotipini test etmek amacıyla yapılan çaprazlamaya nokta nokta çaprazlama denir. Baskın fenotipli mesela işte sarı bezelye olsun. Sarı bezelye ama büyük A büyük A mı büyük A küçük A mı bilemiyorum. Gidiyorum ne yapıyorum bunu yeşil bezelyelerle çaprazlıyorum. Baktım yüzde yüz hepsi sarı renkli oldu. O zaman diyorum ki ha bu homozigottur. Baktım yarısı sarı renkli olurken yarısı yeşil renkli oldu. Ha bu heterozigottur diyorum. Yani baskının homozigot mu heterozigot mu olduğunu anlamak için gidip çekinikle çaprazlıyorum. Bu çaprazlamaya ne ismini veriyorduk? Konu anlatımında da söyledim. Kontrol çaprazlaması ismini veriyorduk gençler. Allel genlerden her ikisinin de aynı olmasına nokta nokta denir diyor. Şimdi Canlılar iken kromozomlular. İken kromozomlu olduğuma göre göz rengim, saç rengim, her şeyimle ilgili iki tane genim bulunacak. Mesela A karakteri üstünden gidecek olursak iki tane baskın geni yan yana bulundurabilirim. Veya iki tane çekinik geni yan yana bulundurabilirim. Veya bir baskın bir çekinik geni yan yana bulundurabilirim. Eğer iki genin birbiriyle aynıysa biz bu bireye ne diyorduk? Homozigot genotipe sahiptir diyorduk. İki geni birbirinden farklıysa biz bu bireye ne diyorduk? Heterozigot genotipe sahiptir diyorduk. Şimdi döndüm soruya tekrardan baktım. Allel genlerden her ikisinin de aynı olmasına yani büyük A büyük A veya küçük a küçük a olmasına ne ismini veriyormuşuz? Homo zigot ismini veriyoruz. Yani genleri birbiriyle aynı diyoruz. Etkisini baskın genin varlığında fenotipte gösteremeyen gene. Baskın gen varken etkisini görmediğin gen ne gendir? Çekinik gendir. Çekinik gene de aynı zamanda ne ismini veriyorduk unutmayın. Resesif, resesif gen ismini veriyorduk sadece vücut özelliklerini bulunduran kromozomlara nokta nokta cinsiyeti belirleyen kromozomlara nokta nokta denir demiş. Burada da şöyle bir örneklendirme üstünden gideyim. İken iken dedik mantığını anladık. Benim her bir karakterimin ortaya çıkmasından iki gen sorumlu olduğu için bizler iki en kromozomlu canlılarız. Kan grubum içinde iki gen, cinsiyetim içinde iki gen, göz rengim içinde de iki gen olması gerekiyor. E bu mantıkla düşündüğümüz zaman cinsiyet içinde iki gen olması gerekiyor dedim. Erkek bireyleri düşündüğümüz zaman erkek bireylerde tabii ki iki en eşittir 46 kromozomlular. Dişi bireylerde iki en eşittir 46 kromozomlular. Ama cinsiyetin oluşmasını sağlayan genler birbirinden farklı. Erkekler 44 artı XY kromozom formülüne sahip. Dişiler ise 44 artı XX kromozom formülüne sahip. Buradaki 44 ne? Vücut özelliklerini belli eden kromozomlar. Biz bunlara otozom ismini veriyoruz. Cinsiyetin oluşmasında etkili olan kromozomlar ise gonozom dediğimiz kromozomlardır. O zaman dişilerde de aynı şey geçerli. Burası otozom olacak. Burası da gonozom dediğimiz kısımlar olacak. Şuradan tekrar yazalım. Sadece vücut özelliklerini bulunduran kromozomlara otozom ismini veriyoruz. Otozomal kromozomlarda taşınan bir hastalık falan diyorsa büyük A ağ, küçük A'larla işimizi yapıyoruz. Ama sana cinsiyet kromozomlarında veya gonozomlarda taşınan bir hastalık dediyse artık xy'ler devreye giriyor. Onların üzerinde taşınma işlemini gerçekleştirmiş oluyorum. Her iki allel de fenotipte etkisini gösteriyorsa bu allellere de Eş baskın ismini veriyorduk. Mesela benim bir kırmızı çiçeğim var, bir de beyaz çiçeğim var. Normal şartlarda hangisi baskınsa kırmızı ve beyaz geni yan yana geldiğinde baskın olanı renginde görülmeli. Desem ki işte kırmızı var, beyaz var, kırmızı beyaza baskındır. İki gen yan yana geldiğinde çiçeği kırmızı renkli görürsün. Ama bunda öyle olmuyor. Kırmızı genle beyaz gen arasında eş baskınlık varsa yaprağın bir şeridini kırmızı öbür şeridini beyaz görüyorsun. Yaprakta kırmızı nokta var, beyaz nokta var şeklinde görüyorsun. Yani her iki kromozomun da etkisi görülüyor dış görünüşte. Buna da eş baskın ismini verdik. Hemen elimi çekiyorum gençler bir ekran görüntüsü alın. Kavramlar üzerinden mutlaka sorular karşınıza çıkacaktır. Hemen devam edeyim. Genotipte heterozigotluk arttıkça gamet çeşidi sayısı nokta nokta olur demiş. Yine buradan da şekil çizerek bir şeyler göstermek istiyorum. Baktın benim üç tane karakterim olsun. Büyük A büyük A olsun. Küçük B küçük B olsun. Büyük D büyük D olsun. Bunun oluşturabileceği gametlere düşündüğümüz zaman A'nın bir tanesini mutlaka verecek. Büyük A büyük A olduğuna göre büyük A'dan başka alternatifi yok. Küçük B küçük B olduğuna göre başka alternatif yok. Büyük D büyük D olduğuna göre büyük D'den başka alternatifi yok. Yani heterozigotluk yokken kaç çeşit oluşturabildi? Bir çeşit başka ne yapsın ki hocam? Ama heterozigotluk olsaydı mesela büyük A küçük A olsaydı büyük B küçük B. Hadi şurayı yine homozigot vereyim. Büyük D büyük D diyeyim uzatmamış olayım. Ne olabilirdi? Hocam büyük A'yı da verirdi. Küçük A'yı da verirdi. Büyük A'nın yanına büyük B'yi de verirdi. Büyük A'nın yanına küçük B'yi de verebilirdi. Keza küçük A'nın yanına da küçük büyük B'yi verebilirdi. Küçük A'nın yanına küçük B'yi de verebilirdi. D'leri de başka alternatif olmadığı için şu şekilde verebilirdi hocam. Yani heterozigotluk arttıkça oluşturabildiği gamet çeşidi sayısı artacak. Zaten gamet çeşidini 2 üzeri n formülüyle hesaplamıyor muydun? N dediğin şey de heterozigot sayısı değil miydi? Yani buna bakıyordum. 1, 2, 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşturur diyorduk. Şunu da heterozigot alsaydım 2 üzeri 3'ten 8 çeşit olabilecekti. Genotipte heterozigotluk arttıkça gamet çeşidi sayısı da tabii ki artar dedim. Gen ve çevrenin etkisiyle oluşan dış görünüşe iki tane kavramım vardı yine burada. Bunlardan bir tanesi fenotip kavramıydı, diğeri ise genotip adını verdiğimiz kavramdı. Benim dışarıdan baktığın zaman gördüğüm özelliklerin Fenotipim dışarıdan baktığımda kahverengi gözlüyüm ama büyük A'ya sahibim yani kahverengi gözlüyüm. Ben büyük A, büyük A mıyım? Büyük A, küçük A mıyım? Bilmiyoruz. Genotip senin genlerinin işleyişi iç yapın anlamına gelir. Gen ve çevrenin etkisiyle ortaya çıkan dış görünüşe dış dediğine göre ne ismini vereceğiz gençler? Fenotip ismini vereceğiz. Renk körü olan bir annenin erkek çocukları nokta noktadır diyor. Hemen bunu da şuranın üstünden göstermiş olayım. Sizler de benimle mutlaka not alın gençler. Bu söylediklerimiz tabii ki yazılı sınavında çıkacaktır. Şimdi ne demişiz? Renk körü olan bir annenin erkek çocukları. Annenin renk körü olması için renk körlüğü X kromozomu üzerinde çekinik taşınmıyor muydu? Annenin renk körü olabilmesi için x üzeri küçük r'ye x üzeri küçük r, üzeri küçük r olacak. Bu da gidecek işte bir erkekle evlenecek. Erkeğin renk körü olmadığını bile düşünecek olursak bunun erkek çocukları olacakmış y. Y'yi mutlaka nereden alacak? Babadan alacak. E anneden de mutlaka neyi alması lazım? İksi alması lazım. Ya bunu alacak ya bunu alacak. Hangisinden hangisini alsa ne fark eder? Anne renk körüyse erkek çocuğuna mutlaka renk körlüğü genini verecek. Annesi renk körü olan erkek çocukları da tabii ki genetik olarak mecburen renk körü olmak zorundalar. Renk körü olan bir annenin erkek çocukları Tabii ki hemen yazdım. Renk körüdür gençler. Buradan ilerleye ilerleye alta gide gide üste gide gide aile ile ilgili tahminlerde bulunabiliyoruz. Hatta bazılarını kesin olarak belirleyebiliyoruz. Nokta nokta kan gruplu bir anne ile nokta nokta kan gruplu bir bebeği arasında kan uyuşmazlığı görülür. Kan uyuşmazlığının görülebilmesi için ne olması gerekiyordu? Mutlaka annenin negatif olması lazımdı. Anneyi küçük R, küçük R yazdım. Babanın da mutlaka ne olması lazımdı? Anne şu negatif göstereyim. Pozitif olması lazımdı. Büyük R, büyük R de olabilir tabii ki. Büyük R, küçük R şeklinde de olabilir. Diyelim ki gitti büyük R, büyük R biriyle evlendi. Bunların çocukları mutlaka ne olacaktır? Yüzde yüz pozitif olacaktır. Veya gitti büyük R, re, küçük R ile evlendi. O zaman da yüzde elli pozitif olacak annenin RH negatif, bebişin RH pozitif olduğu durumlarda kan uyuşmazlığı dediğimiz durum söz konusu oluyordu. Çünkü annenin vücudu bebişteki antijenleri düşman olarak algılıyor ve onları öldürmeye çalışıyordu. Tam tersi durumunda kan uyuşmazlığı olmaz. Çünkü tam tersinde bebişin anneyi öldürmesi lazım. Embriyonik dönemdeki bir bebiş anneyi öldürebilecek kadar tabii ki antikor üretemez gençler. O zaman yazayım nokta nokta kan gruplu bir anne yani negatif. Rh negatif ya da onu da öyle yazabilirdik. Sonra pozitif kan gruplu bir bebeği arasında pozitif bebeği arasında kan uyuşmazlığı görülür. Devam ediyorum gençler buradan. Monohibrit çaprazlama fenotip ayrışım oranı nokta nokta. Dihibrit çaprazlamada fenotip ayrışım oranı nokta noktadır. Ne yapıyorduk monohibrit ve dihibrit çaprazlamamızı yaparken? Monohibrit çaprazlama dediğimiz zaman büyük A çarpı büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A bu monohibrit çaprazlamaydı. Buradan sonrası dihibrit çaprazlama yapmak istiyorsan da hop büyük A küçük A büyük B küçük B iki bireyin çaprazlanmasından bahsediyorduk. Bunu çaprazladım. Büyük A büyük A olur hocam. Büyük A küçük A olur hocam. Büyük A küçük A olur hocam. Küçük A küçük A olur dedi. Fenotip ayrışım oranına bakacak olursak monohibrit çaprazlamada baskın 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 çekinik 3 tane baskın 1 tane çekinik oluşuyordu. O yüzden fenotipik ayrışım oranına hop 3'e 1 demiştik. Hatta yazayım bunun genotip ayrışım oranına da bakacak olursak bir tane büyük A büyük a, 2 tane büyük A küçük A, bir tane de küçük A küçük A birey meydana geliyordu. Dihibrit çaprazlamada istersen çaprazlar kutuları yazarsın, oradan oran meydana gelir. İstersen de kısadan ezberle demiştim. Genotip daha doğrusu fenotip ayrışım oranı dihibrit çaprazlamada 9 3 3 1 şeklindeydi gençler. Çaprazlamayı yaptığımızda 16 karelik tabloyu tabii ki oradan bu sonuca ulaşabiliyorduk bir karakterin ortaya çıkmasına 2'den fazla sayıda genin etkili olması durumunda da çok alerlik dediğimiz durum söz konusu oluyordu. Hemen çok alerliği de yazdım. A kan gruplu bir insanın kanında nokta nokta antijeni Kan grubu tayini yapılırken neye bakılıyordu? Antijene bakılıyordu. Bir kişi A kan grubuna sahipse tabii ki antijeni A olacak. Antijene karşı üretilen şeylere ne ismini veriyorduk? Antikor ismini veriyorduk. Bir kişi de aynı antijenle aynı antikor bir arada bulunamaz. A antijeni bulunduruyorsa anti B antikoru veya B antikoru bulunduruyordur sıfır kan gruplu bireyi düşündüğümüz zaman da sıfır kan grubuna sahip olduğuna göre bunlarda antijen bulunmaz. Ama antikoru gerekli durumlarda üretebiliyorlardı. Sıfır kan gruplu insanda hiç antijen bulunmaz. Gerekli durumlarda A ve B antikorunu üretebilirler. Ekotonlarda nokta nokta sayısı az, nokta nokta sayısı fazladır demiş. Ekoton dediğin şey iki ekosistemin kesişim noktası değil miydi? İki ekosistemin kesişim noktası olduğu için bun buralarda az birey bulunuyordu ama tür çeşidi sayısı fazlaydı gençler çünkü iki ekosisteme ait canlılar da bu alanda yer alıyordu. Geldim doğru yanlış sorularımıza. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfini koyunuz diyor. E şöyle sizinle birlikte bakalım. DNA üzerinde bulunan ve protein sentezinden sorumlu bölgelere nükleotit denir. Hadi oradan. Nükleotitler bir araya gelerek DNA'nın anlamlı parçalarını yani genlerin ortaya çıkmasını sağlıyorlardı. Genler protein sentezinden sorumlu bölgelerdi bölgelerdir. Yani bu bizim için yanlış. Nasıl kodlamıştık? Kedi geni şeklinde kodlamıştık. Nükleotitler bir araya gelecek genleri. Genler bir araya gelecek DNA'yı. DNA'nın etrafını proteinler sardığı zaman da kromotin iplikler meydana gelecekti. İnsanlarda bulunan kromozomların sadece iki tanesi gonozomdur diyor. Evet insanlarda XX veya XY kromozomları gonozomdur. Zaten 2 en kromozomlu canlılar olduğumuz için cinsiyetin ortaya çıkmasından da iki tane genin sorumlu olması gerekiyordu. Homolog kromozomlarında gen çiftlerinin bir arada bulunduğu bölgelere lokus denir. Bunu da az önce göstermiştim. Biri anneden, biri babadan gelen kromozom çiftlerine homolog kromozom diyoruz. Homolog kromozomların karşılıklı bölgeleri lokus. Lokuslarda da aynı karaktere ait genler bulunacak. Tabii ki bu da bizim için doğru oldu. MN genotipli iki bireyin çaprazlanması sonucu oluşan bireylerin fenotipik ve genotip ayrışım oranı eşittir diyor. Gençler, biz her şeyi sorabilmek için, her şeyi tekrar edebilmek için bazı kısımları tabii ki soyaçları birazdan karşımıza çıkacak sorular, ama bazı kısımları sözel olarak da söyledik. Mesela burada MN kan gruplu bireyleriyle ilgili fenotip ve genotip paylaşım oranını sormuşum ya. Sorunun içerisinde işlem yapılacak şekilde de gömülür bunlar. O yüzden şimdi iyi bir şekilde takip ediyorsunuz. MN genotipli iki bireyin çaprazlanmasından bahsediyor. MN kan grubu dediğimiz bir kan grubu sistemi vardı ve MN genlerinin arasında eş baskınlık söz konusuydu. MN'ye, NM'ye MN baskın gelemiyordu. Sen bunları normal çaprazlamadaki gibi çaprazladın. MM kan grubuna sahip olabilir. MN kan grubuna sahip olabilir. MN kan grubuna sahip olabilir. NN kan grubuna sahip olabilir. Eş baskınlık dediğimiz durumda fenotip ayrışım oranı, genotip ayrışım oranını hesaplamaya başlayalım. Fenotip ayrışım oranı demek dışarıdan bakıldığı zaman görüldüğü anlamına geliyordu. Normalde M, N, Y, N, M ye baskın olsaydı farklı şeyler yaşanırdı. Burada bir tane... MM kan grubuna sahip birey var. 2 tane MN var. Bir tane de NN kan gruplu birey var. Yani bunun fenotip ayrışım oranı 1, 2, 1. Genotip ayrışım oranına da bakacak olursak yine bir tane MM, iki tane MN, bir tane NN olduğunu görüyoruz. He. Demek ki eş baskınlıkta fenotip ayrışım oranı genotip ayrışım oranına eşit. Hatta ben bunların fenotip çeşidiyle genotip çeşidini de bulayım kaç çeşit fenotip açığa çıktı? M, M, N, N, N. Yani 3 çeşit. Genotipte keza 3 çeşit. Eş baskınlıkta genotip çeşidi fenotip çeşidine eşittir. Unutmayın. Hatta burada da ellerimi çekiyorum. Hemen bir ses alıyorsunuz. Devam edelim doğrusuna yanlışına bakalım. O zaman MN genotipli iki bireyin çaprazlanması sonucu oluşan bireylerin fenotipik ve genotipik ayrışım oranları tabii ki birbirine eşit çıkıyor. Akraba evlilikleri sonucunda otozomal çekinik genlerin bir araya gelme ihtimali artar demiş. Buna da şöyle bir bakacak olursak dedim ya bazen hastalıklar çekinik genlerle taşınabiliyor. Diyelim ki küçük A hasta olma geni olsun. Ben de hasta olma geni var ama sağlıklı olma geni de olduğu için dışarıdan bakıldığın zaman ben gayet sağlıklı bir insanım. Gittim amcamın oğlu dayımın oğluyla evlendim. Yani birinci dereceden yakın bir akrabayla evlendim. Bizim üst soyumuz aynı olduğu için o da benle aynı durumda olabilir. Onun da bilmem kaçıncı kromozomunun bilmem kaçıncı geninde bu çekinik gen bulunabilir. Bizim hiç bu hastalık genine sahip olmayan çocuklarımız olabilir. Bizim bizimle aynı genotipte dışarıdan bakıldığın zaman sağlıklı ama bu hastalık yerine taşıyan çocukları olabilir veya hasta çocukları meydana gelebilir bu bir ihtimaldir gençler yapılan çalışmalar akraba olan bireylerin yaptığı evliliklerde genetik hastalıklara sahip çocukların doğma oranının 2-3 kat daha fazla olduğunu görülüyor o yüzden de akraba evliliği yapılmasın deniyor sen gider dünyanın öbür ucunun bir insanla evlenirsin yine genler denk gelebilir mi gelebilir ihtimalleri azaltmak için söylenilen bir şeyden bahsediyoruz İlla akraba kişiler evlendiği zaman da hastalıklı çocukları mı olacak tabii ki hayır tam tersine iki hasta evlendiği zaman sapasağlam çocukları bile dünyaya gelebiliyor akraba evlilikleri sonucunda otozomal çekinik genlerin bir araya gelme ihtimalinin arttığını söylemiş oldum devam ediyorum Kalıtım molekülünde bulunan allerlerin tümüne genotip denir. Genotip benim iç yapım, gen yapımda tabii ki tüm allerlerime genotip ismini verdim. Renk körü olan bir kız çocuğunun babası renk körüdür. Hadi gelin birlikte bakalım. Şurada göstermiş olayım. Renk körü olan bir kız çocuğuysa X üzeri küçük r'ye X üzeri küçük r'dir. E bu geninin bir tanesini anasından alacak, diğerini babasından alacak. Baktığım zaman babasının bir tane Y'si olmak zorunda. Şu X'lerden bir tanesini babasından aldı. Hangisini alırsa alsın iki aynı olduğuna göre neyi yazdığım önemli değil. Demek ki babasından X üzeri küçük r'yi aldı. Yani babası neymiş? Renk körüymüş. O zaman hemen doğruyu yapıştırdım. A ya da B kan gruplu bireylerin genotipi homozigot AB ya da 0 kan gruplu bireylerin genotipi heterozigottur. Hadi oradan. Şimdi A kan grubuna sahip birey AA da olabilir, A0 da olabilir. B kan grubuna sahip birey BB de olabilir, B0 da olabilir. Yani illa homozigot olmak zorunda değil, heterozigot da olabilir. AB kan grubuna sahip birey zaten AB'dir. Fenotipi de aynı, genotipi de aynı. Yani heterozigot. Sıfır olan birey sıfır sıfırdır. Yani homozigottur. Nereden tutsak elimizde kaldı. Hemen yanlışı yapıştırmış olduk. Devam ediyorum. Bir bölgedeki canlı topluluğuna sınırları belli bir alanda birden fazla canlı türü bir araya geldiği zaman tabii ki komüniteler meydana geliyordu. Bir ekosistemdeki cansız faktörlere biyotik faktörler denmez. Biyoloji canlı bilimi. Biyotik faktör, canlı faktör, a biyotik faktörler ise cansız faktörler olacak. O yüzden yanlışı yapıştırdım. Buradan da devam ediyorum. Kalıtımda karşımıza çıkabilecek sorularla. Yandaki şekilde bir bireyin genotipi gösterilmiştir. Bireyin oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı kaçtır? Birincisi ne demiş bize? crossing over yoktur. Dikkat ediyorum. Burada bağlı genler ve bağımsız genler durumu söz konusu. Şu aşağıdakiler bağımsız olduğu için önemli değil. Bağlı genlere baktığım zaman eğer crossing over yoksa bu genler birlikte hareket edecek. Büyük A ile büyük B el ele tutuşacak crossing over yoksa birlikte gidiyorlar. Küçük A ile küçük B de birlikte hareket edecek gençler. Crossing over yoktur dediğine göre kısacası çat çat yaparım. Şu birinci heterozigotum derim. Bu ikinci heterozigotum derim. Homozigotun zaten önemi yok derim. 2 üzeri 2'den 4 çeşit gamet oluşturur diye yapıştırır geçerim. Hatta bunları size de yazayım. Ne yapabilir? Büyük A büyük B birlikte hareket edecek yanına büyük C'yi alabilir. Büyük D'den başka alternatif yok. Büyük A büyük B karşısına küçük C'yi alabilir. Yanına da büyük D'yi alabilirler gençler. Yine birlikte hareket edeceğine göre küçük A küçük B birlikte büyük C'yi alırlar, büyük D'yi alırlar. Küçük A, küçük B, küçük C'yi alıp bu sefer yine büyük D'yi alırlar. Dört çeşit olur. Başka alternatif yok. Diğerine bakıyorum. Crossing over gerçekleşmektedir diyor o zaman bağlı olmasının bu sefer benim için hiçbir önemi yok. Sanki bağımsızmış gibi düşünüyorum gençler. Birinci heterozigot bakayım görünüyor mu? Görünüyor. İkinci heterozigot, üçüncü heterozigot, homozigotun bir anlamı yok. İki üzeri dur parladı. 2 üzeri 3'ten heterozigot olduğu için 8 çeşit oluşabiliyor. Artık herkes bağımsızmış gibi hareket edebiliyor bireyin dıt dıt gametini oluşturma ihtimali nedir diyor. Birincisi 4 çeşit gamet oluşturabiliyor. Hocam crossing over yokken 1 bölü 4'ten yapıştırabilirsin. İkincisi şunu da yapabilirsin. Büyük A küçük A büyük B küçük B büyük C küçük C büyük D büyük D şeklindeymiş. Bir kere bunlar birbirine yapışık pardon büyük A ile büyük B birbirine yapışık küçük A ile de küçük B birbirine yapışık crossing over olmadığına göre e ne yapacak ya büyük A'ya büyük B'yi verecek ya da küçük A'ya küçük B'yi verecek buradan küçük A küçük B olmasını istiyorum şöyle küçük A küçük B'yi bunun gelme ihtimali 1 bölü 2 büyük C küçük C'den küçük C'nin gelme ihtimali 1 bölü 2 büyük D büyük D'den şöyle bir bakayım a düştük bak Büyük D büyük D'den Küçük D'nin gelme ihtimali sıfırdır, yani bunun olma ihtimali sıfırdır. Şuraya da hemen çarpımı attım. Neden? Büyük D büyük D adamdan küçük D'li gamet nasıl oluşsun ki? Hiç işlem yapmama gerek bile yoktu, yani şurayı hesaplamama gerek yoktu. Şuna bakacaktım. Büyük D büyük D'den küçük D'li gamet oluşmaz, sıfırı yapıştıracaktık gençler. Aman sorulara dikkatli bakın diyeyim devam ediyorum. Kıvırcık saçlı B RH pozitif kan gruplu bir anne ile kıvırcık saçlı A RH pozitif kan gruplu bir babanın Düz saçlı 0 RH negatif kan gruplu bir erkek çocukları olmuş. Buna göre bu ailede kıvırcık saçlı AB RH negatif kan gruplu bir kız çocuğun olma olasılığı nedir? Anayla babayı onun da birinci çocuğunu bize niye vermiş? Bütün ailenin genotipini yazabilelim diye. Hemen notala ala başlıyorum. Şurası anne olsun. Anne kıvırcık saçlıymış B'ymiş. RH pozitifmiş. Sonra ben tutuyorum babayı yazmaya başlıyorum. Şuraya da baba diyeyim. Kıvırcık saçlıymış. A kan grubuna sahipmiş. Pozitifmiş. Yazacağım yerlerini. Çocuktan da oraya gideceğim. Çocuğa gittiğimiz zaman düz saçlıymış. Sıfır kan grubuna sahipmiş. Sıfır sıfır. Küçük R, küçük R negatif olduğuna göre yani şunlarda birer çizgi bildiklerimizden yaza yaza ilerlemiş olalım. Şimdi iki tane kıvırcık saçlının düz saçlı çocuğu olduğuna göre sorunun altında bana vermese dahi ben neyi çıkarttım? Kıvırcık saçlı olma geni düz saçlı olma genine baskındır. Düz eğer baskın bir özellik olsaydı iki tane kıvırcıktan düz saçlı çıkmazdı. O zaman mesela kıvırcık saçlı olmaya büyük A diyeceğim, düz saçlı olmaya küçük A diyeceğim. Kıvırcık saçlı bir kadın olduğuna göre büyük A'sı olduğunu biliyorum. Baba da kıvırcık saçlı olduğuna göre büyük A'sı olduğunu biliyorum. Çocuk düz saçlı olduğuna göre küçük A küçük A'dır. E bir zahmet şu küçük A'nın birini kimden aldı? Anasından. Diğerini kimden aldı? Babasından. Saçtan yana sıkıntımı çözdüm. Sonra B RH pozitif kan grubuna sahipmiş. B'sinin olduğunu biliyorum kadının. Pozitif olduğunu da biliyorum. 0 0 olduğuna göre 0'ı birden kimden aldı? Anasından. Küçük R küçük R olduğuna göre birini kimden aldı? Anasından almış oldu. Keza babayı da yazmaya kalkarsam babanın da A pozitif olduğunu biliyorum. Sıfırın birini babasından aldı. Küçük R'nin birini de babasından aldı. Yani ben çocuğa bakarak anne ve babayı yazabildim. Şimdi diğer çocuk için işlere başlıyorum. Kıvırcık saçlı AB negatif kan gruplu kız çocukları olsun istiyorum. Anne neydi? Büyük A küçük A. Baba neydi? Büyük A küçük A. Çaprazlamayı yaptım. Büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A olabilir. Sonra bunların ne olmasını istiyormuşum? Negatif olmasını istiyormuşum. AB kan grubuna sahip olmasını istiyormuşum. O zaman B0 çarpı A0 kan grubunu da bir aradan çıkartayım. A'yı öne yazayım aklım karışmasın. AB kan grubuna sahip olabilir. B0 kan grubuna sahip olabilir. A0 kan grubuna sahip olabilir. 0 0 olabilir bunların çocukları. Kan grubu RH faktörü bakımından baktığımızda da büyük R küçük R çarpı büyük R küçük R yaptım. Büyük R büyük R olabilir. Büyük R küçük R büyük R küçük R küçük R küçük R, küçük R şeklinde olabilir. Biz ne istiyoruz? AB kan grubuna sahip olsun istiyoruz. AB kan grubuna sahip olma ihtimali 1 bölü 4 çarpımızı koyduk. Sonra RH negatif olma ihtimalini istiyorum. Negatif olma ihtimali de şuradadır. 1 bölü 4 istiyorum. Ha bir de kıvırcık saçlı olma ihtimalini istiyormuşum. Kıvırcık saçlı olma ihtimali de büyük ağlar olacağına göre onu da şuraya yazayım. 3 bölü 4. Aman düşmüyorum. Kız olma ihtimalini de sormuş. Çarpı 1 bölü 2 diyorum gençler. Hemen yapalım. 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 60 çarpamadım. 2 kere 4 8, 8 kere 4 32, 64 şeklinde mi olacak gençler çok da emin olamadım. 4 kere 4 16, 16 ile 4'ü çarptık. Tabii ki 64 değil 128 olacak. Geldim diğer bir soruma. Tavşanlarda kürk rengi bize harfleri vermiş. Allerleri tarafından kontrol edilmektedir diyor. Baktığımız zaman çok allerli kalıtım sorusu ama bu C'ler, C, C haşlar, H'lar işin içine girdiği zaman biraz yazım zorlaşabiliyor. Aklımızı da karıştırabiliyor gençler. O yüzden de hemen şöyle bir harflendirme yapalım. Ben bunun yerine mesela A1 yazayım. Bunun yerine A2 yazayım. Bunun yerine A3 yazayım. Bunun yerine de A4 şeklinde bir yazım kullanayım. Fenotip çeşidi sayısını sormuş, genotip çeşidi sayısını sormuş. Tam baskınlık durumu varsa Fenotip çeşidi sayısı allel sayısına eşitti. 1, 2, 3, 4 diyorduk. Fenotip çeşidi sayısına 4'ü yapıştırıyorduk. Eş baskınlık varsa bir fazlasını alıyorduk. Genotip çeşidi sayısını da n çarpı n artı 1 bölü 2'den buluyorduk. 4 çarpı 5 bölü 2'den de 10 çeşit genotipi olduğunu söylüyorduk. Hatta bunun ispatını da yapmıştık. Çok hızlı bir şekilde göstermiş olayım size. Sonuçta iken kromozomlu bir canlıdan bahsettiğimize göre... A1'e A1 olabilir, A1'e A2 olabilir, A1'e A3 şeklinde olabilir, A1'e A4 şeklinde olabilir. A2'ye A2 olabilir. A2'ye A3 olabilir. A2'ye A4 şeklinde olabilir. E A3'e A3 olabilir. A3'e A4 olabilir veya A4'e A4 şeklinde olabilir. Sayarsan genotip çeşidi sayısına 10 olduğunu bulursun. Kısacası 4 çarpı 5 bölü 2'den buluyorduk. Fenotip çeşidi sayısı tam baskınlık durumu varsa bunların hepsi A1'e benzeyecek. Bunların hepsi A2'ye benzeyecek. Bunların hepsi A3'e benzeyecek. Bunların hepsi A4'e benzemiş olacak. Yani 4 çeşit fenotip de açığa çıkmış oldu. Biz şimdi buradan CH'larla boğulmayalım. Yine kendi verdiğimiz A1'lerle devam edelim gençler. C üzeri CH'a e ne demişim? A2 demişim. Yani A2 C üzeri H neymiş? A3'müş. Çarpıyı koydum. A4 A4. Normal çaprazlamadan hiçbir farkı yok. Bunu tut bununla, bunu tut bununla, bunu tut bununla, bunu tut bununla, bunu tut bununla şeklindeydi. Çaprazlamayı yaptığım zaman A2'ye A4 olabilir. Sonra A2'nin yanına yine A4 olabilir veya A3'ün yanına A4'ü alabilir veya A3'ün yanına A4'ü alabilir gençler. A2 daha baskın olduğuna göre şunların hepsi kime benzeyecek? A2'ye. Şunların hepsi A3 A4'e baskın olduğuna göre A3'e benzemiş olacak. Yani şöyle bir baktığımız zaman buradan çıkabilecek nedir bizim için? Fenotip çeşidi. 2'dir. 2'yi de hemen şöyle fenotip çeşidi diye göstermiş olayım. Devam ediyorum. Renk körü olan bir baba ile taşıyıcı bir anne ile ilgili ifadelerinden hangileri doğru olabilir diye sorumuz karşımıza çıktı. Bakıyorum Renk körü bir baba olduğuna göre babayı nasıl göstermen lazım? X üzeri küçük R'ye Y şeklinde göstermen lazım. Anne taşıyıcıymış. O zaman X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R şeklinde olacak. Bunların çocuklarını yazmaya da kalkışırsak X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R olabilir x üzeri büyük r'ye y olabilir veya x üzeri küçük r'ye x üzeri küçük r olabilir veya x üzeri küçük r'ye y şeklinde olabilir. Bakıyorum, babanın annesi renk körüdür. Olabilir mi? Olabilir. Baba renk körü olduğuna göre y'yi kimden aldı? Kendi babasından. x üzeri küçük r'yi kimden aldı? Kendi annesinden. Annesi x üzeri küçük r'ye x üzeri küçük r ye şeklinde olabilir mi? Olabilir. Kesinlik deseydi kabul etmezdim. Çünkü annesinin taşıyıcı olma ihtimali de vardı. Bilirli sorduğu için aldım. Doğan kız çocuklarının renk körü olma ihtimali 1 bölü 2'dir. Kız çocuklarına baktığımız zaman şurada bir kız çocuğu var. Şurada bir kız çocuğu var. Kız çocukları ya taşıyıcı olacak ya hasta olacak. Yani hasta olma ihtimali tabii ki 1 bölü 2. Anne renk körlüğü genini annesinden almış olabilir. Annesi X üzeri büyük r'ye X üzeri küçük R. Renk körlüğü genini kendi annesinden, sağlıklı olma genini babasından almış olabilir mi? Olabilir. Neden almasın ki? Buradan devam ediyorum. Aşağıda bir ailedeki anne ve babadan alınan kanlara damlatılan antikorlarla çökelme durumları gösterilmiştir. Anne ve babanın kanındaki antijenleri ve antikorları yazınız diyor. Şimdi anneye antikor A'yı damlattıklarında çökelme olduğuna göre annede A antijeni var. B'de çökelme olmamış yani B antijeni yok. Tuttun. Rh faktöründe çökelme olduğuna göre anne A Rh pozitif kan grubuna sahip. Babaya baktığımız zaman da B'de çökelme olduğu için B kan grubuna sahip. RH faktörü çökelmemiş ve babada negatif kan grubuna sahip oluyor. Şimdi anneye bakacak olursak anne A pozitif olduğuna göre birincisi A antijeni var. Onu yazmış olayım. Aynı zamanda anne de RH antijeni de bulunuyor gençler. Babanın antijenlerini yazmaya başlayayım. Babaya baktığımızda da babada bir tek B antijeni bulunuyor. Antikorları yazacak olursak da yine anne demiş olayım. Anne A pozitif kan grubuna sahip olduğuna göre anne de B antikoru üretilebiliyor. Babaya da bakacak olursak baba B negatif olduğuna göre babada A antikoru oluşturulabiliyor. Gerekli durumlarda da Rh antijeni bulunmadığı için Rh antikorunu üretebiliyor. Bu anne ve babadan en fazla kaç farklı fenotipte birey oluşabilir diyor. En fazlayı almak istediğimize göre anne A kan grubuna sahip AA da olabilir, A0 da olabilir. Anne pozitif olduğuna göre büyük R büyük R de olabilir, büyük R küçük R de olabilir. Babaya bakıyorum. Baba B kan grubuna sahip olduğuna göre BB de olabilir, B0 da olabilir. Negatif olduğuna göre küçük r küçük r'den başka alternatif yok. En fazlayı istiyor ya alternatifin en çok çıkabileceğini seçiyorum. A demeyeyim de heterozigotluk çok olsun A0'ı seçeyim. Anneye homozigot baskın demeyeyim de heterozigotu seçeyim. Babayı da şuradan heterozigotu seçeyim ama şunun için yapabileceğim bir şey yok. Şimdi bunları kan grubu bakımından anneyi A0 kabul ettim. Babayı da B0 kabul ettim. Bunların AB kan grubuna sahip A0 kan grubuna sahip. B sıfır kan grubuna sahip ve sıfır kan grubuna sahip çocukları olabilir. Sonra RH faktörü bakımından anneyi heterozigot baba negatif olduğu için alternatifim yok. Çarptım büyük R küçük R olabilir. Büyük R küçük R olabilir. Küçük R, küçük R küçük R küçük R küçük R olabilir. Başka da bir alternatif yok. Kan grubu fenotipi bakımından kaç çeşit çıktı? 1 2 3 4 çeşit fenotip açığa çıkıyor. Buradan hemen 4'ü yazdım. Burada da 1, 2, 4 çarpı 2'den 8 farklı fenotipte birey meydana gelebilir diyoruz. Geldim diğer bir soruma. Yandaki soy ağacında belirli bir özelliğin kalıtımı gösterilmiştir. Buna göre bu özellikle ilgili ifadelerinden hangileri çıkarılabilir diyor gençler. Ben yazıp silemeyeceğim için tabii ki fotokopilerini de getirdim. Otozomal çekinik taşınabilir mi? Bakalım. Genellikle sorularda %90 otozomal çekinikler tutar gençler. Hatta şöyle yapayım. Küçük a küçük a olsa sıkıntı var mı? Bir bakalım. Küçük A'nın birini buradan alsa birini buradan alsa burası büyük A olsa sıkıntı yok. Küçük A'nın birini buradan birini buradan alsa yanı büyük olsa sıkıntı yok. Küçük A'nın birini buradan alsa yanı büyük olsa sıkıntı yok. Şuradan küçük A buradan büyük A gelse sıkıntı var mı? Yok. Yani bu tabii ki otozomal çekinik olarak taşınabilir. Bakayım X'e bağlı baskın olarak taşınması söz konusu olabiliyor mu? X'e bağlı baskın taşınabilmesi için şunun X üzeri büyük A'ya Y olduğunu, bunun X üzeri büyük A'ya Y olduğunu, bunun X üzeri üzeri büyük A'ya Y, bunun da X üzeri büyük A'ya Y olduğunu düşünüyorum. Baktım erkek çocuğuna Y babadan geldi. X üzeri büyük A'nın kimden gelmesi lazım? Anadan. X üzeri büyük A bunda olsaydı bunun da taralı olması lazımdı. Yani bunun X'e bağlı baskın taşınma alternatifi yok devam ediyorum. x'e bağlı çekinik olarak taşınabilir mi? Renk körlüğü gibi hayal edebilirsiniz. Şurası x üzeri küçük r'ye y, x üzeri küçük r'ye y, x üzeri küçük r'ye y, x üzeri küçük r'ye y. Soy ağacından aşağıdan yukarıya doğru gitmek her zaman daha faydalı. Y'yi buraya verdik. Burasının da x üzeri küçük r olması lazım. E bu taşıyıcı olsun. x üzeri büyük r sıkıntı var mı? Yok. Buradan buraya x üzeri büyük r, şuradan da x üzeri küçük r gelsin. Oldu mu? Oldu. şuraya yazayım. X üzeri küçük R'yi buradan alsın. X üzeri büyük R'yi buradan alsın. Var mı sıkıntım? Yok. Şu X üzeri küçük R'yi buradan alsın. Yana da X üzeri büyük R ile olsun. Sıkıntı var mı? Yok. Yani X'e bağlı çekinik olarak da taşınabilir otozomal baskın taşınabilir mi? Ona da bakayım. Otozomal baskın taşınması yani bunların büyüklü olması anlamına gelir. Diğerlerinin küçüklü olması anlamına gelir. O zaman şunlar küçük a küçük a, şunlar küçük a küçük a, bunlar kesin küçük a küçük a olacak. Küçük a küçük a birini buradan alsın sıkıntı var mı? Yok. Küçük a'nın birini buraya verdi. Sıkıntı var mı? Yok. Küçüğün birini buradan birini buradan aldı. Büyük A büyük A da olur burası. Büyük A küçük A da olur problem yok. Şu da kesin küçük ağlıdır. E yazabildim mi? Yazabildim. Otozomal baskın olarak da taşınabiliyor. Y'ye bağlı çekinik taşınabilir mi gençler? Ona da bakıyorum. Erkekte var. Erkek çocuk yok. Erkekte var. E, oğlunda var. Erkekte var. Oğlunda var. O zaman Y ile de taşınmasında herhangi bir sıkıntı yok. Hangileri doğrudur sorularında? 1, 3, 4. 4 ve 5 şeklinde taşınma gerçekleşmiş oluyor. Hemen bir soruya daha geldim. Buna göre numaralandırılmış bireylerin genotiplerini yazınız diyor. Yazmaya başlayalım sizlerle birlikte. Bunun ne olması lazım? B RH pozitif olması lazım. Şuradan gidelim. B yanını yeşille yazmayayım. Başka renkle yazayım. B yanını bilemedim. Pozitif olduğuna göre büyük R yanını bilemedim a yanını bilemedim küçük r küçük r şeklinde olacak. Sonra buralara baktığımız zaman AB olduğunu biliyorum. Büyük R'si varmış. Yanını bilemedim. Burası B kan grubuna sahip. Yanını bilemedim. Büyük R'si var. Yanını bilemedim. Devam ediyorum. Burası B kan grubu küçük r küçük r olmak zorunda. Şurası A kan grubu büyük R olmak zorunda. Burası 0 0 büyük R yanını bilemedim. Burası AB kan grubuna sahip küçük r küçük r şeklinde hadi yazalım. Bir kere küçük r küçük r olduğuna göre birini buradan alacak, birini bu taraftan almış olacak. Birinci birey diye gösterdiği bireyi zaten kendi içerisinde direkt yazabildim. A B kan grubuna sahip küçük r küçük r olduğunu gösterdim. Buradan 2'yi yazmak istediğim zaman ne yapacağım? Buradan kesinlikle bir küçük r'yi almak zorunda. Büyük R'yi buradan aldığına göre şuradan küçük R'si gelmek zorunda. 0 0 olduğuna göre sıfırı da buradan almış olmak zorunda. Yani iki numaralı birey de A0 büyük R'ye küçük R kan grubuna sahip olacak. 3 numaralı bireye bakacak olursak B kan grubuna sahip B'yi buradan almış. Şuradan da neyi almış olmak zorunda? sıfırı. Büyük R'yi buradan aldığına göre şuradan da küçük R'yi almış olacak. 3 numaralı birey de B0 büyük R küçük R olacak. 4 numaralı 5 numaralı bireylere de geçecek olursak. Şimdi 5 numaralı birey A'yı bu taraftan almış. Buradan B'yi alırsa B kan sahip olurdu. Yani burasının 0 olması kesin gençler. Küçük R küçük R olduğuna göre Küçük R'nin birini buradan alsa birini buradan almak zorunda. Yani 4 numaralı birey de tabii ki A, B, büyük R, küçük R olacak. Şurasının da ne olduğunu buldum. A0 A sıfıra küçük R, küçük R olduğunu bulduk. Haydi son sorumuza geldik. Hemen hızlı bir şekilde eşleştirmeleri yapacağım. Belirli bir bölgede aynı türden canlıların oluşturduğu topluluğa tabii ki ne ismini veriyorduk? popülasyon ismini veriyorduk. Kendi besinini ışık enerjisiyle üreten canlılar bizim için foto ototrof yani fotosentez yapan bireylerdir. Dünya üzerinde canlıların yaşadığı alanların tamamı birden biyosfer ekosfer anlamına geliyordu. Besinlerini katı parçalar halinde alan canlılar holozoik beslenme özelliğine sahiptir. İki canlıdan birinin yarar, diğerinin zarar gördüğü birlikteliğe parazitlik ismini veriyorduk. Bir ekosistemde canlının üstüne düşen görev onun ekolojik nişi oluyordu. Gerekli organik besin maddelerini bitki ve hayvan ölülerinden karşılayan canlılar bizim için ayrıştırıcı canlılardır. Canlı ve cansız varlıkların tamamının birden bulunduğu alanlar tabii ki ekosistemler olacak. Canlıların doğal olarak yaşayıp üreyebildikleri yer onların habitatıdır. İnorganik maddeleri oksitleyerek kendi besinini kendi üretebilen canlılara ise Kemo ototrof canlılar ismini veriyorduk. Dediğim gibi ekoloji ünitesine küçük bir giriş yapmışsınızdır. Buradaki kavramlar bizim için çok önemli. Mutlaka sınavda o ekolojik kavramlardan soru gelecektir gençler. Oralara üstüne basa basa söylüyorum dikkat edin. Ellerimi de çekin bir eses alın. Buradan da hemen ödüllü soruya tabii ki geçiş yapmış olayım. Sınavınızda hepinize çok 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 başarılar diliyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın.